Hocam bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin salavat. Allah razı olsun. Hoş bir yer. Allah istifade etmeyi nasip etsin. Amin inşallah. Becerebilecek miyiz inşallah? İnşallah Allah nasip etsin. Amin. Hep bize ve o becereden versin inşallah. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fesubhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun ve leul hamdu fis semavati vel ard ve aşiyen ve hine tuhirun. Sadakallahul azim. 9. sözden 5. nükte. Şimdi burada çok garip noktayı nazar veriyor. Burada 5. nüktede 5 tane inkılaptan bahsediyor. 5 tane inkılabın tedavisinden bahsediyor. Daha önceki nüktelerde namazın manası, ibadetin, ubudiyetin ve 5 vakte talik edilmesinin hikmetini anlattı. Bir daha söylüyorum. Namazın manası, ibadet, ubudiyet, ibadet ve ubudiyet farklı şeyler. Bir de 5 tane vakit, inkılaptan bahsediyor. Biz bu inkılabı külliyattan toplamıştık. 1,5 saat ders sürdü Almanya'da. İnkılap, merak eden olursa siteden veya bizden gelip alabilir. O inkılap ne demek? Sırf inkılap kelimesini. Burada 5. nükte çok ilginç şey veriyor. 5 tane vakit anlatıyor ama Abdullah. Burada taraf şu. 5 inkılap geçiren insanın her bir namaz vakti neyi tamir ediyor? Neyi tamir ediyor? Bir daha söylüyorum. Mesela sabah namazı neyi tamir ediyor? Sabah namazı neyi tamir ediyor? Öğle namazı neyi tamir ediyor? Yani o ruhu nasıl tedavi ediyor? Yani sabah namazı denilen bir hakikatta neler oluyor ruhta ki o neyi tamir ediyor, inşa ediyor? Onlara girmeden bir insanı tanımlıyor burada. İnsanın yapısından bahsediyor. Bir insan hakkında bir cümle söyleyeceğim. Ondan sonra dersimize başlayacağız. İnsan denilen şey alemi gaybtan başlamıyor, ta ezel ve ebedi, ebedden başlayacak bir yapıya sahip, ömre sahip. 15'in şurada söylüyor. Onun için her şey olabilen bir mahluk olduğu için cümle şöyle. Her şey olabilen, her şey olabilen olanda olan. Her şey olabilirken olanda olan. Olanda olan. Bir şey olan. Her şey olabilirken bir şey olan. Bir şey değil. Olanda olan. Olan şimdi. Olanda mazi müstakbel. Her tür şey olabilirken şu anda bu. Olanda olan insan. Olanda olabilir şey için olan. O zaman biz yaşadığımız hadiseleri biz yapıyoruz. Çünkü niye? Bütün dertlerimizin dermanı kendini tanımaktır. Kendini tanımamak o nispette başımıza bela salıyoruz. Çünkü neyi nereden alacağız, ne kadar ihtiyacımız olduğumuzu bilmiyoruz. Hani böyle bir misalim vardı. Tanımadığım bir memlekette Endonezya'dır, Güney Afrika'dır, Gina'dır, Sibirya'dır,
ne bileyim Fransa'dır, Tunus'tur, Cezayir'dir, Çin'dir. Bilmiyoruz bak. Hiçbir yeri söylemiyorum. Tanımadığım bir yerde, tanımadığım bir insanı memnun etmek için Türkiye'de ne götürürdün? Yani tanımadığım bir insan, kadın mı erkek mi, çocuk mu, büyük mü, profesör mü, cahil mi? Tanımadığım bir kişiyi memnun edeceksin. Ne elbise alırdın ya, neyi alırdın? Tanımıyoruz. Aynı bu örnek gibi yani tanımadığın yerde, tanımadığın insanı memnun etmek için hangi hediyeyi götürürdün? Tanımıyoruz. Tanıyacaksın ki kadınsa kadın, büyükse büyük, küçükse büyük, küçük vesaire. Veya Sibirya'daysa gocuk alacaksın, palto, Afrika'daysa ufak alacaksın. İşte kendini tanımıyoruz. Tanımadıkça nerede olacağını da bilemezsin. Nerede olacağını bilmeyen nereye gideceğini de bilemez. Çünkü pusulasını kaybeden gemi için hiçbir rüzgar doğru rüzgar değildir. Şimdi bu noktadan bakın. 5 tane inkılabın 5 tane tedavi yöntemine başlamadan ama ben onlara girmeden bu şey diyebiliriz. İnsan niçin sıkılır? Konunun adı diyebiliriz. Niçin buhran geçirir? Niçin kendisine zalimlik yapar? Konumuz o. Niçin insan psikolojik depresyon, panik atak geçiriyor? Neyin nesi bu asrın en büyük vebası, belası olmuş? 5. nükte, insan fıtraten gayet zayıftır. Ha, ben buyum, demek ki adımımı ona göre atacağım. Ben çok kuvvetliyim falan. Ne değiliz? Bir tane söyle demişti. Demişti ki, hocam dedi insan aciz olduğu için Allah'a ihtiyacı var diyor. İnsan kuvvetli olduğu zaman dedi Allah'a ihtiyacı olmayacak diyor. Adama bak. Daha tansiyonuna sahip olamayan adam. Yani tekamül etse... İhtiyaç kalmayacak mı demek? Öyle demek istiyor. Oysa tekamül ettikçe yaptığı şeylerde daha çok Allah'a ihtiyaç var. Zannediyor ki kendisi kendisine hakim. Tansiyonuna hakim değil. Tansiyonuna hakim değil. Niçin tansiyon diye bunu söyledim? Böbreğine, diyalizine demedim. Çünkü tansiyon hastasıydı. Onu söyleyen. Bak. İnsan fıtraten gayet zayıftır. Adımını öyle at. Tamam, fıtraten. Halbuki her şey ona ilişir. Yani ters orantılı gibi. Fıtraten zayıf ise her şey ona yardım eder. İken, olması gerekirken, insan fıtraten gayet zayıftır. Hem de ek yapıyor, muzam ediyor. Her şey ona ilişir. Her şey onu mütesir ve müteellim eder. Her şey. Karısı, karın, kızın, paran, sağlığın, böbreğin, üşüttüğünü atan basit bir şey. Bir diş ağrısı, gece gitti uyku. Basit bir şey ya. Bir telefon, bir laf, gitti. Alt üst oldu. Sığırın yanına hakaret et, hiç umurumda değil. Yiyemedik önümüzdeki. He? Önümüzdekini yiyemedik az önce. Ya, ikindi namazından sonra, ikindi namazını değil mi? İki, akşama yakın. Çay içiyorduk. Çay çocuk yanımıza helva konmuş. Abdullah onu hatırlatıyor. Yemedik diyor. Bak. Ne acayip. Hafızım da buradaydı. O cevap verdi. 7 yaşında kızdı değil mi? 7 yaşında kız çocuğu. İki gözüne de ne diyorlar onu? Tıbbi. Tıbbi ismini söyle. Tümör. Böyle halk lisan demeyin. Tümör. Ve sağ göz işlevini bitirmiş. Yayılacak. 7 yaşında çocuğun sağ gözünü alalım. Alacağız. Başka çaremiz yok. Annesi abi. Beni bu derslere iten şey oldu. Ve o bir şey yiyorduk. Çayla. Helva yiyorduk. Her şey bitti bizde bile. Duyduk bitti. Sırda böyle bir şey yok. Oysa burada Kastamonu'da bir yer var. Bak. Ya ustad. Baba ustad ya. Allah nasıl şanına yakışıyorsa öyle muamele etsin ustada. Hepimize de etsin inşallah. Bak Allah aşkına. Her derdin, bak 7 yaşında kızın senin. İki gözü tumur.
kanser. Sağ gözü beni ne arıyor? Doktorlar karar vermiş, yayılacak. Onun için sağ göz alınması lazım. Zaten çalışmıyor. 7 yaşında. Acaba cemaatin yoksa, Allah ile olayları yorumlamazsan, teslimiyetin yoksa, ahiret inancın zayıfsa, bu dünyada yaşama şansın yoktur. Üstad diyor ki onun için imansız nasıl yaşıyorlar diyor. Hayret ediyor. Nasıl intihar etmiyorlar. Sonra anladım ki diyor, 632 sözlerde de söylüyor şu anlarda da, iddiali hisnevinden muvakkaten küfrün getirdiği elemi hissetmiyorlar. Müslümanlar da diyor, günahlardan dolayı imanın getirdiği imani lezzeti alamıyorlar. İmanından lezzet alamıyor. İman oysa cennette, cenneti taşır. İman cennette bile gelmiyor. Allah'tan geliyor. Ama içerisinde cennet de var. İman cennetin nesimi bir rüzgarı değil. İman mümin kulunun irade-i cüziyesinin sarfından sonra irade-i külliyenin Allah'ın mümin kuluna yani imanını onayladığı kişiye verdiği alamet GPS'tir. Lahuti bir hakikattır. Mahlukiyeti yoktur. Mahiyet itibariyle imanın. Hakikat mahluktur. Yani Allah'lık hakikatından bize onaylanmış bir GPS'tir yani iman. Mümin kulunun kalbine ilka ettiği, koyduğu bir nurdur. Ne cenneti yani? İsteyene ver onu diyor. Bana seni gereksini dettiriyor. O iman. Bak neymiş? Her derdin en kutsi dermanı olan imanı. İman. İmanı artıracaksın. Başka hiçbir şansın yok. Ne ilacı artırırsan arttır. İmanı ve imani bil kaderden. Bak imani bil kaderden kazaya rıza ilacını imdadıma gönderdi. İlaca bak ilaca. Ciplax mı dedi ya bugün bir tanesi. 3 tane ilaç kullanıyor psikolojiyle alakalı. Benim yakın akraba. 3 tane getir bakayım dedim. 0.75 miligram, 0.50, 0.25. Bak. Ne içersen iç. Senelerden beri. Tamam içeceksin tabii. Ama bak imani bil kaderden kazaya rıza ilacını imdadıma gönderdi. Tam sabır içinde şükrettirdi. Bu cümleye ait şöyle bir izah yazdım. Sabretmeyi, Allah'tan gelene razı olmayı, hırsla yola çıkmamayı, İntikam için değil, doğruyu yapmak için yola çıkmayı öğrenmen lazım. Sabır ve rıza, teslim ve tevekkül öğrenilen bir şeydir. At eğitmenine ne diyorlarmış? Seyiz. Köpek eğitiyorlar ve at eğitiyorlar. Yani hayvan eğitiyorlar, köpeği eğitiyorlar. Bunlar sabırla eğitilen bir şeydir. Şoförlük öğretiliyor. Aynen bu örnekler gibi. Sabrı, tevekkülü, teslimi, rızayı ve acı çekmeyi öğrenilen bir şeydir. Öğrenmen lazım. Öğrenilen, eğitilen bir şeydir. Doğuştan olan bir şey değil. Öğrenilmesi lazım. Arabayı ilk sürerken debriyaja bakarsınız. Gaz mı debriyaj mı? Lan bakma öne bak falan deriz falan. Öğretirken. Sonra meleke sahibi oldun mu? Debriyaja değil. Örne değil, yanındakiyle ciddi ciddi sohbetler ediyorsun falan, vites değiştiriyorsun, sen nasıl falan. Ayağını bile unuttun. İşte bu eğitilirse bu duygular, gelen hadiseler unutuluyor. Seni unutturmuyor, onu unutuyorsun. Öyle bir şey yok. Bir de okuyayım cümleyi. Her derdin en kutsi dermanı olan imanı ve imanı bil kaderden kazaya rıza, Allah'ın fiilini onaylamak, sorgulamamak, nereden geldi, nasıl geldi, Allah Allah beni mi buluyor, nereden çıktı bu şimdi yani, dememek. Rıza ilacını imdadıma gönderdi. Ne demek? Eğitilecek, bu duygular eğitilmesi lazım. Sabretmeyin. Her derdin diyor. Her derdin diyor. Yani, bir iki dert demiyor. O çok enteresan bir vurgu. Her derdin. Çünkü niye? İman nurdur, kuvvettir.
enerjidir. Hakikati. O enerji mesela şöyle diyeyim. Bunu demeden önce şualarda bir yer var. Ben diyor bu psikoloji insanlar fani memleketler şey olmuş, Van'da şey olmuş, yeğenleri gitmiş, sürülmüş, zehirlenmiş, ömrünü işkencede geçiren zat böyle bir haletteyken, insanlığın durumu da garip iken, ben diyor ruhen kendimi kötü hissettiğim zaman ne yapmış bakalım ustad? Geçmiş zaman dahi bütün boş, ölü, meyit, müthiş tahayyül edildi. O hadsiz mekan ve udutsuz zaman karanlıklı bir vahşetgah suretini aldı. Ne yaptı bakın, çaresini ne yaptı usta? Dertlerine karşı neyi bulmuş? Ben o haletten kurtulmak için namaza iltica ettim. Ben o haletten kurtulmak için namaza iltica ettim. İbrahim Aleyhisselam da aynısını yapmış. Aynı. Namaza bir pencere diyor bir yerde. Haritayı kutsiye diyor. Bir yerde dürbün diyor. Bir latife-i Rabbani diyor. Cezbe celbediyormuş. Yani şöyle diyeyim namaz. Bak namaz. Burada var mı bilmiyorum, gördünüz mü? Pervaneler var, elektrik üreten pervaneler. Gördünüz değil mi böyle? Pervaneler var. İstanbul'da, Çatalca'da var. Artvin tarafında da var. Böyle biliyorsun. Tamam. Rüzgarla çalışan pervane. Anladık mı? Elimi çeviriyorum. Pervane aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Bu pervaneye bağlı mil var. Bu mile bağlı enduvi var, bobin. Bir de kabı var. Ne diyorlar ona? Stator. Stator mu diyorlar? Kap var. Bunun içinde enduvi dönüyor, bobin. Bunu stator dediğinden o kabı kaldırırsanız boşta dönse olmaz. Burada dönecek. Tamam. Aşağı yukarı, aşağı yukarı derken bu dönüyor. Hani subhanallah, 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 subhanallah. Allah-u Ekber, 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 Allah-u Ekber ne demek? Dönüyor. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Bu dönüyor. Dönünce Allah hiçlikten bobinle alakası olmayan, bu kaptan da hiç alakası olmayan manyetik bir alan namı altında bir anafor oluşturuluyor. Elektrik olmayan elektrikten önce bir yapı. Bu devamlı, bunun etrafında da dört tane disk var, yastık. Yastık disk var, yani mıknatısla kömür var. Bir, iki, üç, dört. Şimdi dönüyor, ben size elektriği anlatmıyorum. Bir şey anlatmak için bu size lazım. Bu pervane bunu dönerken manyetik bir alan oluyor şurada. Bu manyetik alan zorladıkça çoğalıyor. Ondan sonra gidiyor bu mıknatısa ve kömüre yükleniyor. Ve o yüklenen şey kabloya elektrik denilen bir yapıya dönüştürülüyor. İlk önce içtikten, sonra manyetik bir alan, sonra kabloya elektrik yükleniyor. Elektrikten de giriyor Rize'ye, binlerce cihaz çalışıyor. Ne kadar cihaz vardır Rize'de elektrik cihazı? Kaynak makinesinden, buzdolabına kadar, elektrik ocağından, soğutucu tesisata kadar, klimalara kadar cihaz çalışıyor. Bir daha söylüyorum, pervane çalışıyor. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Buna bağlı mil. Mile bağlı olan bobin. Bobin, bu bir kap var. Bu kabın içerisinde olmazsa, boşlukta dönse olmaz. İlle burada olacak. Bu dönerken dört tane disk var. Kömürle mıknatıs. Bu döndüğü zaman manyetik bir alan oluyor. Sonra çok sıkıştırılınca işte bir isim verilmiş. Sonra bu burada kablo var. Kabloya elektriğe dönüştürülüyor. İkinci bize daha yakın. Elektrikten önceye manyetik alan. Sonra bu kablodan Rize'ye gidiyor. Binlerce cihazı çalıştırıyor. Farklı farklı cihazlar çalışıyor mu? Çalışıyor. Ne ile çalışıyor?
Pervanı var ya, rüzgarla çalışan pervanı. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Biz de namazda Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Namaz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu pervanede maksat namazdır. Eylemdir. İslam. Bu dinamada maksat dimağdır. Ona bağlı. Eyleme bağlı olan dimağ. Dimağın 7 mertebesi. Bu dimağın, yani bobinin çalıştığı kalp, kalbin hakikatıdır. Çünkü dima kalbin makes efkarıdır. Yani kalbin iki ayağı var. Masar hissiyatı vicdan, makes efkarı dima. Yani A şıkkı, B şıkkı. Yani dima aklın bir şey, kalbin bir şubesidir. Vicdan da öyle. İki yönü var kalbin. Dolayısıyla bu dinamo bunun içinde döndüğü gibi, dima, yani bobin bunun içinde döndüğü gibi, dima da kalbin içinde dönüyor. Döndükçe bilmediğimiz, isim veremediğimiz ama bir nam taktığımız manyetik bir alan oluyor. Bir enerji oluyor. Enerjiden sonra kabloya indirgeniyor. Kabloda maksat hissiyattır. Şehirden maksat ruhtur. Şehirdeki cihazlardan maksat istidat ve kabiliyetlerdir. Yani çekirdekler, ruha ekilen istidat ve kabiliyetler. İşte bakın, pervane aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. İle şehrin binlerce cihazı çalıştığı gibi Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Ne oluyormuş? Arkada ruhun içerisindeki istidat ve kabiliyet cihazlarına elektrik gidiyor. Yoksa gitmiyor. İşte diyor ki, ben diyor bu haletteyken, geçmiş sabahın bütün boş. Bak bitmiş. Meyit ölü. Tahayyül edildi. Ettim. O hadsiz mekan ve hudutsuz zaman karanlıklı bir vahşetgah suretini aldım. Böyle bir buhran. Malzeme akıyor. Bitmiş. Bir sürü enkazlar var. Bir sürü yanlışlıklar var. Bir sürü günahlar var. Ne yapacağım diyor. Ustad bulduğu çareye bak. Ben bu haletten kurtulmak için namaza iltica ettim. Namaz işte onun için buradan buraya atlanın. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Subhanallah, 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 subhanallah. Tekrar böyledir. Zahirde pervane gibi tekrar iken hakikatta ruhun derinliklerinde bunlar oluyor. Tam namaza iltica ettim. Namaz penceresi diyor. Bak. Namazın penceresiyle o ab-ı hayat. Ustad namaza haritayı kutsi diyor. Pencere diyor, merdin diyor, dürbün diyor. Namaz, Latife-i Rabbani'yi cezbe celbeden namaz dahi. Ya bir tekrardır. Pervane de tekrar. Niye ona pervaneye tekrar demiyorsunuz? Namaz aynı şey, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Abi ne oluyor aynı şey tekrar ediyorsun? Veya Kabe'de tavaf. Tavaf tekrar zannediliyor. Neye benziyor? Pervane tekrar mıdır? Oysa her bir hakika, her bir hareket yenidir. Bunun tekrar değil, dinamonun dönmesi, eletin imal edilmesi, şehrin cihazlarının çalışması. Bu sistemi bunun hareketiyle başlıyor. İşte namaz denilen bir hakikatta pervane gibidir. İşte namaza, bak ne diyor, bir daha okuyacağım orayı. Çareyi nerede bulmuş? Ben bu haletten kurtulmak için namaza iltica ettim. Nereden geldik? Şuradan. Her derdin en kutsi dermanı olan imanı. Her dert ama. Ne aklına geliyor? Şu anda hepimizde dert var insansa. En büyük dert, dertsiz olmaktır. O da hayvanlıktır, o da elimize geçmez. Bu dönemde derdi yoksa sen hamiyetin mi yok? Sen o zaman insan değilsin. Müslümanın derdinde dert edilmiyorsan zaten insan değilsin. En büyük dert dertsizlik olmak. O zaman peki dert nedir? Allah bu dünyadaki bela ve musibetlere, senin dert dediğin şeylere, bela dediğin şeylere Allah iltifat-ı rahman diyor.
Allah'ın iltifatıymış. Öyle diyor mu demiyor mu? Bizim bela, dert dediğimiz şeyler iltifat ilahiymiş. Allah peki bu bela ve musibet dediğimiz, zannettiğimiz şeylere Allah canibinden iltifat-ı ilahi ise, iltifat-ı rahman ise acaba cehennemi tehdit ettiği, yani cehennemdeki azabı, buna azap demiyor, bu iltifatı ise azabı nedir o zaman? Bu cazip dünya, çoğu hakikati veya ubudiyetimizi terk ettiğimiz menfaat uğruna şu cazip dünyaya Allah zindan diyorsa acaba cenneti nedir? Nasıl bir şeydir? Bak, Allah bu dünyaya zindan diyor. Zindani dünyadan bostan-ı cinana. Zindan deniliyorsa, bu zindansa cennet nedir bilmiyoruz. Bu dünyadaki musibetlere Allah iltifat diyorsa musibet dediği şey nedir? Bilmiyoruz. Bildiğimiz şu, ne diyor bak. Her derdin en kutsi dermanı olan imanı. Sonra ve imanı bil kaderden kazaya rıza ilacını imdadıma gönderdi. Kazaya rıza ilacı varmış. Bu cümleyi açıyorum. Furkan'dı değil mi? Evet. Furkan rıza ilacını izah ediyor. Yazdım. Sabretmeyi, Allah'tan gelene razı olmayı, sorgulamamayı, nereden geldi ya, ne yaptım ki başıma geldi dememeyi, hırsla yola çıkmamayı, intikam için değil doğruyu bulmak için yola çıkmak lazım. Rıza eğitilmesi gereken bir duygudur. Şoförlük eğitildiği gibi, şoförlük öğrenildiği gibi, köpek eğitildiği gibi, at eğitildiği gibi, insan da duygularını, öfkesini, gadabını, rızasını ve rızasızlığını, teslimiyet ve teslimiyetsizliğini öğrenilmesi gerekiyor. Yoksa zor. İşte namaza iltica etti. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Ama ruhu aydınlatıyor. Zahirde bir tekrar gibiymiş. Pervane gibi. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Abi ne oluyor? Burada ne oluyorsa öyle oluyor. Ya. Diyor ki insan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir. Onu mu tesir ve mütelim eder? Her şey ya. Basit bir söz. Moralini bozdu. Akşama gitti. Attı. Ona sert baktı diyor. Mesela şöyle bir baktı. Sert baktı. Niye baktı? Allah Allah diyor. Ne demek istedi diyor. Bu kadar ya. Sığırın yanında hiç umrunda mı? Türkü söylesen hiç umrunda değil. Kur'an okusan da defterinde değil. Panik atak yok. Psikoloji bozukluğu yok. Canım sıkıldı diye bir şey yok. Niye? Sığır. Sığır. Ama insan öyle mi? Fıtraten gayet zayıftır. Zayıf olunca dostları çok olması lazım. Hayır. Halbuki her şey ona ilişir. Onu müteessir eder. Müteessir. Eser bırakıyor. Sonra müteellim eder. İçsel bir çöküntü yaşıyor. Müteellim, tefaul. Yani sıkıntı çekiyor. Sıkıntı derken sıkıntı öyle değil de eylem yani. İçsel yapı. Birbirine kopuyor. Mesela Dima, 7 mertebesi var. Taayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, dikkat. Freud'un dediği sırf kafada akıl yok. Onun üzerine şu anda tıp kurulmuş. Ona göre ilaç veriliyor. Dima kafayı tek kabul ediyor. Akıl. Usta diyor, hayır 7 mertebe var diyor. Bir tanesi akıldır. Akla Freud esas diyor. Öz diyor. Öz benlik. Ben olan ben budur diyor. Ustad akla diyor ki Sözler 27'de akıl bir alettir. Cihaz insanidir diyor. Yani buna ben demek nerede? Benim kullandığım cihaz nerede? Farka bak. O zaman onun bedeli nedir? Cihaz bozulursa tamir imkanı vardır. Ama cihaz demesen bu benim gözüm dersen o zaman tamirin yoktur. Oysa aklın üst mertebesi var. İşte buraya bomba atarsa polis gibi bu 7 mertebe dima 7 mertebe dima birbirini desteklemez. Birbirini görmüyor. Bütüne gelemiyor. Tahayyül ayrı bir havadan vuruyor. Tasavvur başka bir yolda. Taakkul akıl başka bir özellikte. Tasdik, izan, irtizam, itikad. Yedisi
hiçbirbirini bütünleyici bir yapıya sahip değil. Bomba atıldı ya ortaya. Sistem, bütünlük bozuldu. İşte 7 tane yapının birbirinden kopmasını tıpta, psikolojide 7 tane hastalık varmış. Hepsine ayrı bir ilaç veriyor. Üstad diyor ki, her derdin dermanı olan imanı ve imanı bil kaderden gelen kazaya rıza ilacını imdadıma gönderdi. O zaman sabretmeyi, rıza, razı olmayı, sabretmeyi, teslimiyeti öğrenmemiz gerekiyor. Nelerle? Derslerle. Hem gayet acizdir insan. Abi özür dilerim. Demin saydığınız mertebelere kat de deniliyor mu abi? Evet. Çöküyor. Ama onu bütüne getirdiği zaman işte dünya cennet oluyor. 7 mertebe birbirinden koptu mu Furkan? İşte cehenneme girmeden cehenneme girdi diyor. Ama niçin hissetmiyor? İptal isteminden günahlar hissettirmediği gibi küfürden gelen elemi Müslüman da işlediği günahlardan dolayı imanından lezzet alamaz hale gelmiş. 15. şuada söylüyor. Müslüman niye imanda? Oysa iman cennetin hakikati değil. İman zatından gelen bir nurdur. İrade-i cüzenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nur iken niçin ben imanımdan lezzet alamıyorum? Çünkü iptal hisnevin vazifesini gören günahlar imanımızdan lezzet alamaz hale getiriyor. Allah'tan zevk alamıyoruz. Çocuk anası nemer gibi Müslüman imanla Allah'tan zevk alır. Zevk alır Allah'tan. Zevklerin kaynağı Allah'tır. Hem gayet acizdir. Halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. İnsan kendisini tanımladı mı? Allah'a kul soruyor lisan hikmetle. Ya Rabbi seni tanımak istiyor. Allah'a böyle cevap soru sormuş kul. Allah cevap veriyor. Beni tanımak mı istiyorsun samimi? Evet diyor Rabbi. Allah'ın cevabına bakın. Men arefe nefse fakat arefe Rabbi. Beni tanımak istiyorsan ilk önce kendini tanı. Onunla beni tanırsın. O zaman ilk önce kendini tanıysa, Allah diyor ki ilk önce, beni tanımadan önce ilk önce kendini tanı. O zaman insan kimdir? Olanda olandır. Olanda olandır insan. Her şey olabilirken mazi halde gelecekte, olabilir her şey iken, olanda şu anda olandır insan. Kardeşim dümeni iyi tutacaksın. Başka hiçbir şansın yok. Ama dümeni de tuttun mu vallahi keyfine bakıyorsun. Gemiye yükünü sırtında taşımıyorsun. Koyuyorsun üzerine oturuyorsun. Ona ait yerler okuyacağız abi. O zaman keyif veriyor. Dünya azap yeri değil. Eğitim yeri. Dünyanın hakikatini, kendi mahiyetini çözen dert dediklerimiz şey eğlenceye dönüşür. Dertlerimizi zannettiğimiz şeyler var ya, dertlerimiz büyüdü. Hayır, dertler büyümez. Senin, benim insanlığımız inmiş aşağıya. Ne zaman insanlığımızın kalitesi yükselirse, büyük zannettiğimiz dertler aşağıya indiğini göreceksin. Dertlerin yukarıda olduğunu zannetmek, insanlığımızın aşağı indiğini söylüyor. O bize ibredir. 11. hakikat, bab-ı insaniyet diyor. İnsan başka, insaniyet başka. Peygamberler diyor, insanları insaniyete çıkartmak istiyorlar. O büyük zannettiğimiz Furkan dertler var ya, insanlığımızın aşağıda olduğunun göstergesidir. Ne zaman insanlığımızın kalitesini yükseltirsek, yukarıda zannettiğimiz dertlerin aşağıda olduğunu göreceksin. Kalitesini nasıl arttıracağız? 4 soru soracaksın hayatına. 4. Ve cevabına samimi olacaksın. Hayatının kalitesi yükselecek. Nedir o soru? Ben kimim? Ne işim var burada? Nereden geldim, nereye gidiyorum? Ben nereden geldim? Bul cevabını. Nereye gidiyorum? Bul cevabını. Burası neresi? Bul cevabını. Ben kimim o zaman? Bunun cevabı senin hayatının kalitesini yükseltecek. O zaman zannettiğin o büyük dertlerin dipte olduğunu göreceksin. Arkadaşlar, hangi insan peygamber kadar sıkıntı çekmiş?
Hangimizin derisi yüzülmüş? Hangimiz iki defa belden kesildik? Ağacın içinde. He? Bediüzzaman Hazretleri'nin 9 tane dişi bir gecede düştü. Hangimizin yemek iştahası gitti? Dert mi bizde şimdi? Senin derdin mi var? Bak benim bir derdimi söyleyeyim. Almanya'dayım. Yoruldum. Türkiye'de sadece eğitim şeyi değil ki, gezme yeri değil ki. İmamsın. Camide, Diyanet'in camisinin imamı. Ya kardeşim 9 tane ders yapıyorsun. Teravih hariç, vaaz hariç. Gelen gelene tabii. Biraz da siteden duymuş. İşte böyle psikoloji şey yapıyordu. Gelen tahmin ediyorsunuz ya. Artık yoruldum. 20 gün var yok. Dedim ki artık ben gizli bilet alayım. Çekip gideceğim. Zaten maaş almıyorsun, bir şey yapmıyorum. Ama Allah'tan korkuyorum. Yani bunları düz üstüne bırakmak zor. Ama artık tahammül edemez hale geldim, zannettim. Derdim vardı benim. Çok büyük dertlerim vardı. Çok sıkıntım vardı. Sonra daha önceki sene başka bir şehirde vazife yaparken orada çocuk okutuyordum 5-6 sene önce. O çocuk büyümüş. Adı Merve. 13 yaşında olmuş. Ben okuttuğum zaman demek ki 7-8 yaşındaydı. Duydum ki Merve kanser olmuş. Benim derdim vardı. Bak bakayım senin derdin var mı Allah aşkına? Senin derdin var mı? 13 yaşında Merve kanser olmuş. Şu andaki değil. Ben şu anda bugün de yeni gelenler duymadınız. 7 yaşında bir çocuk. İki gözü de kanser olmuş. Bu ayrı. Benim o bugün duyduk. Tamam. Ya derdim var ya. Yani. 13 yaşında. Gittim hastaneye. Duydum ki Merve, dedim ki cami derneğine, yarın dedim ben öğlen ve ikindi namazında yokum. Bir hasta ziyaretine gideceğim. Çünkü Hasan amcam gelsin. Annesini vesaire telefonu. Kalktım. 380 kilo itseyi hızlı trenle bindim gittim. Hiç üşenmedim. Üşenmem ya. Gittim. O Hasan amca sarıldı. Çok sevdim. Ama benim derdim var ki ya. Almayı terk edeceğim. Niyetim o ya kafada. Gizli. Hasan amca nasılsın diyor. Tamam kardeşim. Ben acayip Allah Allah. Ulan sanki ben kanserim o siyahlı. Huzurunda neşe olmuş ya ben. Allah Allah. Ben de imama yalancıktan gülüyorum yani. Böyle şey yapıyorum. Hasan amca seninle konuşabilir miyiz? Tabii. Anne çıkar mısın? Odada. Tabii kızım. Çıktı. 13 yaşındaki kız ha. Ama Kur'an öğretirken Risale dersi de yapıyordum. Öyle yok. Anlatıyorduk. Dedi ki Hasan amca benim kanser oldu mu? Annem babam benim bilmediğimi zannediyor. Ben de bilmiyormuş gibi davranıp onları üzmüyorum dedi. Oysa ben biliyorum. 13 yaşında. Biliyorum diyor ama ben bilmiyormuş gibi davranıyorum. Annem babam üzülmesin. Onlar da bana çaktırmamak için uğraşıyorlar. Ben öleceğim biliyor musun Hasan? Tabii ben de öleceğim dedim. Sipsen olsa ben de üzülürüm. Ben de öleceğim dedim. Ama Hasan amca benimsi kesin. Evet biraz öyle dedi. Hasan amca söyle tatlım. Bana Azrail aleyhisselam nasıl gelecek bir anlatsana. Dedim ki en çok kimi seviyorsun? Allah ya insanım peygamber dedi. Sonra ustam dedi. Dedim ki şimdi Resulullah gelse hastaneye aleyhissalatü vesselam. Merve kızım buyur ya Resulallah. Gel bir dolaşalım mı? Ne dersin? İşin var der misin? Dersim var, ders çalışıyorum. Televizyon seyrediyorum. Oyun oynuyorum ya Resulallah. Yemek yiyorum ya Resulallah. Gelemem der misin dedim. Tövbe ya dedi fırladı. Resulullah gelmiş ya. Resulullah gelince kılında tutacak. Gel bir dolaşalım. Onun adı ölümdür. E kimdi o? Peygamber simasını Azrail aleyhisselam. Gelecek. Mesela bir Müslümana şöyle olacak. İnşallah size olacak. İnanın böyle olacaksın. Şimdi derste oturuyorsun. Sizin kıramayacağınız, çok sevdiğiniz birisi kapıdan gelmiş. İçeri girdi dershaneye derse. Sana dedi ki, ben mi diyorsun? Dese, gel bir şey diyeceğim diyor. Ben bir çık yani. He Cafer çıkmaz mısın? Gelmiş birisi böyle çok acayip. Buyur.
Kapıdan çıktın, ceset gitti. Meğer çok sevdiğin o kişi Azrail'miş. Ölümün adı bu, sureti bu. Şehit ölümü anlamaz diyor. Ubeyd isminde bir talebem vardı diyor. Şehit oldu diyor. Toprak altında bir menzil yapmış, oraya şey yapmış, bana değer hazırlıyor. Hatta beni görmediği için üzülüyordu. Beni öldü mü zannediyor diyor. Oysa kendisi ölmüş. Allah Kur'an'da şehide ölü demeyiniz. Bana da diyor koca namazını kıldır. Ya acayip bir şey. Ölü denilmeyen, ölmeyenin cenazesi kılınır. Allah diyor ki Celle Celaluhu ölü demeyiniz. Ölmemişse cenazesini kimi kılıyorum? Cenazesi kılınanın da ölmüştür. Demek ki biz gördüğümüz gibi değil. Dedim ki peygamber seni çağırsa Merve buyur ya Resulallah. Hadi gidip dolaşalım. Onun adı ölümdür. Yani dedi peygamberin simasında mı? Ustad 10.000. Şurada diyor ki insan en çok sevdiği ve üzerine titrediği ruhudur. Ona da diyor en kıymetli şeye vereceksin yani. Teslim edeceksin de böyle harcanmaz. O da Azrail aleyhisselam. Meleklerin peygamberidir. Aleyhisselam diyorsun. Cehennemin zebanisi değil ki bu. Tövbe estağfurullah. Ama Malik bile müekkel. Orada zebaniler ayrı. Bu Azrail aleyhisselam yani. Ruhumuza en yakın. Aklımıza en yakın. Cebrail. Hayatımıza en yakın. İsrafil. Şuur ve ruhsal yapımıza en yakın. Mikail. Ruhumuza en yakın. Azrail. Öyle mi ya? Aynen öyle olacak. Hiçbir şey anlamayacağız. Korkmuyorum Hasan amca. Hem de şehitsin dedi. Ondan sonra neyse bu konuştuk. Sonra ben gittim şehrime. Telefonlarım çoğunlukla kapalı olduğu için vefat etmiş. 2-3 gün sonra. Gömüşler ve 3. gün ben arıyorum. Ne var ne yok nasıl çocuk diye. Ağlayarak cevap verdiler. Sonra ben atladım gittim. Annesi hiçbir şey bilmiyor bak. Gittim 3. gün. Niçin anlatıyorum? Derdim çoktu benim. Dedi ki Hasan abi dedi annesi. Beni çıkarttınız dedi odadan. Merve ile ne konuştunuz? Hayırdır o bize ait. Ben dedi rüyada gördüm. Hasan amcama deyin ki anlattığı gibi de değilmiş. Daha güzeldi. Allah. Hasan amcama söyleyin. Anlat. Evet. Anlattığı gibi de değilmiş diyor. Ölmeden gördü de bunu. Öldükten sonra. Aa. Çocuk vefat ediyor. Aa. Annesinin rüyasına giriyor. Anladım. Hasan amcanın anlattığı gibi de değilmiş. Annesi bilmiyordu bunu. Bilmiyordu. Ya ne olur bana anlatsana ki ondan daha acayip bir şeydi. Annesi bilmiyor. Bunu ona söyleyin diyor. Ben o çocuğa gidene kadar benim derdim vardı. Derdim vardı değil mi? Derdim, dert mi miymiş benim? Dert miymiş? Senin derdin dert mi şimdi? Ne derdi? Allah iltifat-ı ilahi diyor senin derdine. Ne derdi? Sen niye yapısını, karakterini değiştiriyorsun? Neyi yanlış manalandırıyorsun? Dert miymiş? İltifat-ı ilahiymiş senin dert zannettiğin şeyler. Ya ben o çocuğa gidene kadar derdim varmış. Bugün ya çay içiyorduk. Elva da yanında vardı. Hayır arkadaşlar şahit hepiniz değil. Annesi hastaneden arıyor. İki gözü kanser. 7 yaşında çocuk. Sen kaç yaşındasın? Bak bir çocuk. Bir gözü alınsın mı alınmasın mı diye. Doktorlar karar vermiş yoksa yayılacak. Kendinizi bilerek zarar vermeyiniz. Tehlikeye atmayınız ayeti var. Değil mi? Hafızda konuştu. Aldır. Derdin var değil mi senin de? Bak ama gözün sağlam. Kalkarsan ayağın sağlam, felçteyiz. Diyalize takılmıyorsun değil mi? Böbreğin sağlam. Bakırköy'de değilsin, aklın sağlam. Neyin eksik? Ancak Risale okumuyorsun. Televizyonlardan, internetlerden düşmüyorsun. Haramla ısrar ediyorsun. Bu kadar günaha ısrar edilip de ruh bu kadar nasıl sağlam kalıyor ben de hayret ediyorum. Bu kadar senelerce ısrar ediyoruz bozulsun diye hala hayatta. Kardeş oku ya. Oku işte. Derste geldin kötü mü oldu şimdi bu dersi dinledin? Her hafta böyle derse gelsen. Yetmiyor. İkiye çıkarsın. 5-10 dakika oku. Bizim abiler, bizden öncekiler dedi ki 5-10 dakika oku ya. Abi anlamıyorum. Ya sif akıl mısın sen? Mide, yemek yerken anlıyor musun ne olacağını? Yok. Zevk için oku. Nefes alıyorsun. Anlıyor musun?
güzel şey, sesler duyuyorsun. Kuşların sesini. Anlıyor musun kuşun sesini? Neye hoşuna gidiyor? Ruhuma hoşuna gidiyor. Dere sesini anlıyor musun? Oysa konuşmak o. Güzel kokuyu anlıyor musun? Yok, hoşuma gidiyor. Bu da öyle kardeş. İnsan sırf akılda mı ibaret? Derdin varmış değil mi senin de? Derdin varmış. Merve ile görüştüreceğim seni ahirette. Bakayım derdin mi varmış? Bu çocuğun keşke ismini öğrensin. Ama Allah şifa versin. Böyle olanlara, dertleri olanlara, bizden dua isteyenlere, vesilelik noktasında, bizde hakları olanlara, bizi bir şey bilip de dua isteyenlere, Allah Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini, hürmetini, hatırına dertli Müslümanların, Cenab-ı Hak dertlerini hayra tebdil eylesin. Amin. Onların sıkıntını ahiretlerine sevap olarak tebdil eylesin inşallah. Ya, amin. Gayet fakirdir insan. Halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir. İnsan fakir ama çok mallı olmasını. Hayır. İhtiyacı da çok ziyade. Bir nefes almak. Burnun tıkanıyor nezleden. Uykun kaçıyor ya. Acayip bir şey. Hem tembel ve iktidarsızdır. Bir şey gücü yetmiyor. Halbuki hayatın tekalifi gayet ağır. Hayatın tekalifi gayet ağır. Çünkü insanlık sana yüklenmiş. Derdin içinde lezzet demiş. Evet, derdin içindeki lezzet. Mesela biberin içindeki lezzet. Derdin içinde nasıl lezzet olur? Ayet var öyle. Var mı öyle? Tabii, bedenin içinde rahmet var diye. Rahmet, bak şeyde diyor ki. Müslüman için ama. Evet, şeyde söylüyor. Sözler 707, sözler 724. Her musibetin içinde bir nimet münderiştir. Dertler bana derman imiş. Ha? O konuya girmeyeyim ama nasıl? O içerisinde bununla ait bir ders var şimdi. İnşallah yayına girer. Baki Fani'nin içinde Enfusi diye bir ders var. Onu bir saat bunu anlatıyoruz. Yani zıt zıtını nasıl barındırıyor? Yani derdin içinde lezzet nasıl var? Fani'nin içinde nasıl baki var? Onu bir saat o ders var. Onu dinlemenizi tavsiye ederim. Baki Fani'nin içinde diye bir ders var. Yeni. Belki atılır bugün, yarın. Abi o yedinci sözde yetmez mi dert derman sana diyor abi. O manada mı yine? Evet. Derdin içindeki rahmeti gösteriyor değil mi abi? Mesela evet, derdin içinde diyelim ki bak, odunun en büyük düşmanı ateştir. Ateş içinde. Odunun içi karanlıktır, nur içinde. Odun denilen şey, odun denilen şey iki zıt yapının görüntüsüdür, sıfatıdır. İçinde iki zıt şey, duman ve nur. Dumandan kasıt cehennem. Nurdan kasıt cennettir. Odunun neresinde duman varsa içinde yoktur. Bardağın içinde su, bardak ayrı su ayrı. O gibi değil bu. Hani bardak ayrı su ayrı. Odun içinde nur yok. Odun sıfattır. Nur ve dumanın sıfatı dışa vuruşudur. Yani odunun içinde dersem nur var, odun ayrı, nur ayrı olur. Hayır. Buzun içinde su yok. Su buz olarak gözüktü. Nur ve duman kendisini odun olarak gösterdi. Bunu anladık mı? Oduna nur ne kadar yakınsa ahiret dünyaya o kadar yakındır. Buza su ne kadar yakınsa ahiret dünyaya o kadar yakındır. O zaman burası... Burası değil. Adem Aleyhisselam peygamber olduğu halde, peygamber ruhu ve dimağ, cennetteyken cennette olduğunu bilemedi. Beka bulacağım diye o yasak şeyi yedi. Yemesinin sebebi faniden kurtulup baki bulacağını zannetti. Oysa orası baki bir memleketti ama baki bilmiyordu. Peygamber bir ruhu bulunduğu yeri bilmiyorsa sen bu dünyadasın. Bu dünya olduğunu
Kim sana söylüyor? Bulunduğu yeri o bilemedi. Ne yaptı? Ne zaman insanlığını anladı? Cebelil Araf. Arafat'ta, Cebelil Rahme'de, o Arafat'ta bir tümsek var. Orada insan olduğunu anladığı anda Emanet-i Kübra'ya hamletti. Bak insan orada bu hakikati bilemedi. Peki biz bu dünyada doğduk, büyüdük. Bu dünya, bu dünya mıdır? Bu dünya ahiretin üzerine diyor ustad, ten teneli bir perdedir. Odunla nuru ne olur bir düşünür müsünüz? Yani nur ve duman odun olarak gözüktü. Cennet ve cehennem dünya gibi gözüktü. Duman örtendir. Cehennem gibi. Bak zıttı zıttından bak, mesela odun 10 kilodur bir yerdedir. Ama ondan çıkan Rize'nin her yerindedir. Peki odun katıdır, donuktur ama latifi içinde barındırmış. Odun ağırlığı var, çıkanın ağırlığı yok. Odunun içi karanlıktır, nuru şey yapmış. Odun en büyük düşmanı ateş, içinde var. Hep zıt zıttının hulasası. Odunun içerisinde bir nur var, bir de duman var. Birisi açar, birisi kapatır. Dünya böyledir. O zaman buranın kıymetini bilmek lazım. O dert dediğin şeyleri eğlenceye dönüştür. Dert denen bir şey yok zaten. İltifat ilahidir. Farklı bir gözlüktür. Olayları farklı yorumlamana vesile olan bir dürbündür. Veya merdivendir. Ustadın tabiriyle burası bir iltifat-ı rahman veya gözlüktür, dürbündür, merdivendir. Bakış yönüdür. Trafik levaları gibidir. Hep aynı gidiyorsun. Ya da sendeki bir istidadın kullanılmasına malzemedir. Vesile hazırlamak. Evet. Bak şuraya bak. Halbuki hayatın tekellifi gayet ağırdır. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Cümle bu işte. Dükkanına bunu yaz ne olur. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiş. İnsansa. Mesela insanlık gezegenle alakadar etmiş. İnsanlık yerin dibindeki madenler alakadar etmiş. İnsanlık güzel bir bahçeyi alakadar etmiş. O küze desen ki bizim tepesine ne diyorlar? Orada o küzü koysan, bir gül de koysan, o küz, bak şuna, güneşte doğuyor veya batıyor şu denizin üzerinde, şu o küzcüğüm, şu güle bir baksana, bir tefekkür et, bir kalem de vereyim de, bir döktür bu anayı. O küz ne der? Ulan ben bu gülü nasıl yerim diye bakar. Niye? O küz olduğu için. O küz, hayvan. Ama insan, onu ilk önce hepiniz şunu yaparsınız. Hemen kaçırmamak için fotoğrafını alırsınız. Rekalaştırmak, manalandırmak, potre olmasını, duvara asmak istersin. Sonra Allah Allah dersin. Ama biraz seviyen varsa külliyattan, bir muallim gibi, bir alim gibi, bir filozof gibi Allah'ı tanımlarsın. Tefsir edersin Allah'ı onunla. O malzemeyle Allah'ı tefsir edersin. Çünkü o ayettir. Ve min hayatına diye geçiyor. Sarı bir çiçek. Ve min hayatına. Allah tefsir eden bir muallimdir. Onun lisanını anladığını dökersin. Ustad bir sarı çiçeğe bakmış, bir pencere yazmış. Meğer o pencereymiş. Çiçek değilmiş. Pencereymiş bak böyle hop. Allah Allah. Fe subhanallah. Pencereden kafayı çıkarırsın ya böyle. Ya acayip bitti kitap ya. Deli ediyor bu kitap ya insanı. Ya bunu öpmeyeceksin de kara kalpli insanların elini öpecektik. Din adına. Şuraya bak, şu cümleye bak ya. Başıma ateş basıyor ya. İnsaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Adam umrunda değil ya komşusunun dişi ağrıması. Kainatla değil, komşuyla alakadar olmamış. Dava mı varmış? İslamiyet mi varmış? Ezandan alakadar olmamış. Bak ezan şey yapmış. Ya ne biçim eser ya o? Hacı bir şey. Gel de oku bak. Ben size tavsiye ederim. Okumayın çünkü tilaklı olursunuz. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemadiyen onu incitiyor. Yani çocuğu gidiyor değil mi? O kadına ne dedim? Sen senin misin ki çocuk benimdir diyorsun.
Çocuğa üzülür, tabii ki üzülür, hissiyattır. Ama fikir boyutunda malı sahibine teslim et. Malikel mülk. Mülkün sahibi. Yetesarrafı fi mülki keyfe yaşa. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Ya sen senin misin ki çocuk benimdir diyorsun. Emanet be kardeşim. Ne yapacaksın? Kaçıncı mektuptur çocuk taziyen? 17. mektup mu? 17. Çocuk taziyenamesini bir oku bakalım. Ya dünyanın hakikatini keşfeden hiçbir hadise onu üzemez. İşte Bediüzzaman 28 sene işkence çektiği halde böyle kürsülerde de konuşmamış yani. Ama diyor ki musibetlerin tenevvü müsikinin nameleri gibi geliyor bana diyor. Bu ne diyor ya? 28 sene masada, kütüphanede oturan, kahvesini yudumlayan adamın sözü değil. İşkence, koğuşuna lağım bağlanmış bir insan söylüyor. 28 defa işkence şey yapmışlar, zehirleyen, zehirlenmiş. Diyor ki, musibetlerin tenevvü, musibetlerin çeşitliliği ve büyüklüğü. Bana müsikinin nameleri gibi geliyor. Yani çalgı aletlerinin nameleri gibi geliyor. Ya deli olacağım yani. Diyor ki dertler bana derman imiş. Ya en büyük dert o zaman dertsizlikmiş. Hem akıl ona yüksek maksatlar, baki meyveler gösteriyor. Akıl ona yüksek maksatlar. Hedef, kim hedefini böyle ulvi yaparsa şunu kastediyorum. Hayatınızdan daha değerli ne eviniz var? Hayatımızdan daha değerli hiçbir şeyimiz yoktur. O zaman bu hayata hayatımızdan daha değerli bir gaye ve maksat hedef gösterirsek bu hayat ona yaşamaya değer ve keyif verir. Eğer hayatımızdan daha basit bir gayeye hayata hedef yaparsak yani şu veya şöyle. O zaman hayat yaşamaya değmiyor. Sıkıntının adı budur. Hayatımıza hayatımızdan daha basit hedefler gösterdik. Hayat ona iniyor ve sıkıntıya gidecek tabii. Uçağı ona kilitledin. Piste inecek. Böyle kurdun makineyi, levyeyi. E uçak öyle iniyor. Niye iniyor? Levyeyi öyle kurdun kardeşim. Hayatından keyif ve lezzet almak istiyorsan hayatına, hayatından daha kutsi, daha ulvi hedefler göster hayatına ki hayat yaşamaya değsin. İşte o gelsin. Ne derler diye yiyoruz. Ne derler diye üniversite okuyoruz. Ne derler diye para kazanıyoruz. Ne derler diye bina yapıyoruz. Ne derler diye yaşıyoruz. E tabii ki bu olacak. Ya kendini bir keşfetsene ya. Ben ne istiyorum? Kulağı açtık, harici duyduk. Gözü açtık, başkayı seyrettik. Aklı başkası. Ya kendimi seyretsene diyor yani. Hepimiz yani ben bu kürsüdeyken ben konuşmuyorum yani. Bunu ifade ediyorum. Bunun en çok muhatabı benim. Nereden biliyorsun? Ben zevk alıyorum bu işten. Zevk almadığım şeyi ben ders yapmam zaten. Yapamıyorum ve böyle de olmaz. Hissiyatım bu benim. De hakikaten kendini keşfettin mi? Oh! Cennet orası. Gerisi hikaye kardeşim. Bu kardeşiniz var ya kimleri gördüm. Araba, pamuk kamyon giriyor fabrikaya. Öteki tarafta elbise çıkan adamın gülmeyi unuttuğunu gördüm. Gülmesi olmadığını biliyorum. İnanın bana. Aha. Pamuk giriyor. Elbise çıkıyor. Fabrikayı gezdirirken arabayla gezdi. O kadar dev. Ama gülmeyi unutmuş. Yok gülmek. Yok gülmek yok. Bir tane misafir var. Vardı bizde. X. Zeytinburnu. Çok yalvardı akrabası şu bu. Abi dedi biraz kalsın. X işi yapıyor. Duymasın. X. 7 gün mü ne kaldı? Bir gün kahvaltıda o yok. Sabah gelip akşam gidiyor. Arkadaşlar dedi ki abi hepsi ya diğer vakıflarda. He. Abi falan abi var yani geliyor misafir. Sabah gelip akşam gidiyor. Abi bugün gördük ha gülüyordu. Ölü mü ya? Ötekisi, abi ya. İlk defa bugün güldüğünü gördük dedi. 6-7 gün sonra. Sonra baktım Allah Allah. Derse gidiyoruz. Aa, bana baktım. Şey yapıyor abi falan. Gülüyor. Fesubahallah. Dedim ki gülüyorsun. He abi dedi ya elhamdülillah. 7 gün sonra dershanede gülmeyi öğrendi.
Peki daha önce okusaydın Risale ne olurdu? Hayatı hep güldürseydin değil sen gülmek, kainatı güldürse. Yedi, pamuk giriyor, elbise çıkıyor, gülme. Diyor ki bana, hayret ediyorum nasıl gülüyorsun? Ben de sana hayret ediyorum. Bunlar varken nasıl pamukla uğraşıyorsun? Ha pamuğu bırakma. Ama bunu 10 dakika nasıl okumuyorsun? Bak, akıl ona yüksek maksatlar, akıl diyor ki, bu akıl yapılırken bu akıl yoktu. Bu aklı mutlu etmek istiyorsan, bu akıl, bu aklını, bu aklı yapana bağla. Akıl öyle diyor. Akıllılık budur. Bir daha söylüyorum. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bir daha. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı, yoktu. O zaman bu aklı kim yapmışsa bu aklı ona bağlamak akıllılıktır. Mutluluk odur. Yoksa mutlu olamazsın. Akıl ona yüksek maksatlar, baki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidar kısa, sabrı kısadır. Bir yerde okuyorum, keseceğim arkadaşlar. Zaman geçtiğinin farkındayım. Tamam ama nasıl şeyinize, affınıza sığınarak şuradan bir iki cümle okuyayım. Furkan da hatırlattım. Belki dünyada ne varsa nümeneleri fıtratımda vardır. Umum onlara karşı alakadarım, onlar için çalışıyorum, çalışıyorum. İhtiyaç dairesi, nazar dairesi kadar büyüktür ve geniştir. Hayat, hayatta hayal nereye gitse ihtiyaç dairesi dahi oraya gider. Orada da hacet vardır. Belki her ne ki elde yok, ihtiyaçta vardır. Elde olmayan ihtiyaçta vardır, elde bulunmayan ise hadsizdir. Halbuki insanın daire iktidarı kısa, elimin dairesi kadar kısa ve dardır. Demek fakr ve ihtiyaçlarım dünya kadardır. Sermayesiz ve cüz-i layet-i ceza gibi cüz-i bir şeydir. İşte şu cihan kadar ve milyarlar ile ancak istisal edilen hacat nerede? Ve bu beş paralık cüz-i ihtiyar nerede? Bunlarla onların mübayasına gidilmez. Bununla onlar kazanılmaz. Yani bu fıtratla dünya peşine gidersen onun adı sıkıntıdır. Ama dünyayı yapacaksın. Asla unutmayacaksın. Kafirden daha yapacaksın. Sahabeler gibi ekip biçeceksin. Ama ahiret hesabını Allah hesabına ve fıtratın gayesini, hedefini bozmadan. Uzun bir şey oldu. Ben burada kesiyorum. Konum şuydu. Ben daha giriş yaptım. Oysa çalışarak geldik. Burada atıflarıyla beraber akıl ona yüksek gayeler gösteriyor yerler vesaire vardı. Burada 5. nükte 9. sözden okudum. 1. Namaz 9. sözde namazın ibadeti anlatıyor. Ubudiyeti anlatıyor. İbadet belirli bir zamana mahsus yapılan muameledir. Namaz, oruç gibi. Ölünce oruç biter. Namaz da biter. İbadet dur biter. Ama ubudiyet bitmez. Ubudiyet kul olma hakikatidir. 1. Namazın manasını anlatıyor. Başka? Ubudiyeti anlatıyor. Başka? Namazın manası. Sonra vakitlerin niye 5 vakte talik edilmiş? Anlatıyor. 5'te ise insanoğlu 5 inkılap geçiriyor. Bu 5 inkılap ister kafir ister Müslüman fark etmez. Dünyada 5 inkılap geçiriyor. 5 tane vakit o ruhu yaşayana nedir cevabı diye anlatıyor. Mesela sabah hangi ruhsal inkılabın cevabıdır? Ne olur bu sözüme göre bir daha burayı bir okuyun. Sayfa 42'de bakın. 5 tane bir inkılaptan var. 5. Hatta 6 var. Gece namazı, gece nasıl böyle bir ruhsal, işte diyor ki burada, böyle bir ruhu beşer, böyle anlatıyor işte, bu hallere muhatap olan ruhu beşer, zuhur namazı, böyle bir ruhu beşer, asır namazında namaza kalkmak nedir? Namaz bir penceredir, namaz bir haritadır, namaz bir dürbündür, namaz bir merdivendir. Tam çeşmedir diyor. Rahmet hazinesinden Abu Hayat için. Böyle bir yerden ama biz tabi derste, bir saat derste bunların okunması biraz zor. Tek tek okunabilirdi.
Ama siz bundan sonra onu yaparsınız. İşte diyor ki o 5-6 tane inkılap gece de dahil. 6 tane inkılap eğer bununla cevaplanırsa tabii biraz da bunu okuyup şuurlanıp kalem alıp yazarsan böyle kendi defterine ha buymuş, sabah buymuş, zuhur buymuş, asr ruhumu şurayı tedavi ediyor, efendim işa buymuş, mağrip ruhumu şurasını tamir ediyor diye bakarsan ondan sonra keyfe bak bakalım. O zaman istesen de sıkılamaz. Sıkıntı sana müsikinin nameleri gibi olacak diyor. Herkes derecesine göre Risale-i Nur'dan istifade ediyor. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin el-fâtiha tümâs-salâvâti. Allah'a emanet olun.